Evet, hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Bayramınız da mübarek olsun. Bayramınız çay pişmekle, çay satmakla geçiyor. Evet, gördüğüm kadarıyla özele çay veriyorsunuz. Sebeplerini alabilir miyiz? Bir de isminizi alayım önce. İsmim Ayşe. Ayşe, soy isminiz? Banko. Efendim? Banko. Ayşe Banko, evet. Sayın Ayşe Hanım, sebebi ne? Neden alıyorsunuz? Devlete çay veriyor musunuz? Kaç ton çayınız var? Devlete çay veriyorum. Evet. 6-7 ton çay topluyorum. Evet. Devlete satamıyorum istediğim kadar. Günlük satıyorum 120 kilo. Günlük 120 kilo. Her gün satamıyorum. Her gün satamıyorsun. Evet. Evet. O yüzden satıyorum da özele, ne yaparım? Yani günlük 120 kilo yetmiyor senin yetmiyor. Çayına. O yüzden özele satmak zorunda kalıyorsun. Evet. Yani size göre 120 değil de daha fazla olsaydı de. Yani devleti tercih ederdiniz. Aynen. Şu anda en büyük tercihlerinizden biri o zaman kota yeterli olmadığı için. Evet, peki devlet diyor ki ben mutlaka çaylarını alacağım, çay eline kalmayacak. Bu nedenle siz beklemek mi istemiyorsunuz? Bekleyemiyoruz. Çay geçiyor. Geçen çaylar evet. Var. Yani nasıl? Çay katlaşıyor mu? Dörtten kota nasıl dolacak? Dolmaz diyorsunuz. Dolmaz tabii ki de. Yani dolduramama korkunuz var. Doldursak da bu taraftan çay geçiyor bu sefer. Çay geçiyor diyorsun. Tabii yani ki... çay geçiyor derken kartlaşıyor mu? Kartlaşıyor. Evet, kartlaşıyor. Kartlaşıyor. Hazirana giriyoruz. Tekrar çay gelecek. Ne zaman toplayacağız da bir daha gelecek? Yani o zaman özetlersek en büyük sıkıntı 120 kilodan fazla veremediğiniz için kalanı da bir an önce verelim diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.